Bismillahirrahmanirrahim. Dersler, Tufte seniye çalışmaya devam ediyoruz. Arapça gramer kitabı ve bugün Arap dünyasında en çok e, ilgi duyulan bir e, nahib eseri ve el-Ajrumiyye diye bir alim ve onun e, te, e, şerhi değil mi? Onun izahı açıklaması yapılmış. Mansuplardan münada'ya gelmiştik. Mansup ifadelerden münada nida edilen yani kalem el acurumiye dedi ki babul münada münada bölümü el münada hamsetu enva et evet, münada 5 çeşittir el müfredul alem müfred alem ve nekratul maksude kastedilen, evet, kast edilen, yani bizzat yönelilen bizzat seslenilen nekire ve nekratu gayrul maksude bizzat yöne, yönelerek konuşulmayan yani karşımızda olmayan nekire vel mudafu ve şebih bil mudaf. He evet, 5 tane bakın. Alem özel isim müfred, özel isim. Ya Zeydu, ya Hasanu, ya Bekru gibi. Ve nekretul maksude karşımızda bizzat olan adam mesela ya raculu, ya raculu. Ve nekretu gayrul maksude karşımızda olmayan ya raculen karşımızda bulunmayan. Yani işte ey filan kimse Vel mudaf, mudaf ya Abdallah, ya Resulallah gibi mudaf. Ve şebih bil mudaf. Bu da mudaf benzeri. Ya talian e, cebelen, e, dağa çıkan kimse mesela. Ve ekulü ben de derim ki, ki örneklerine bakın verecek zaten. El munada fil lugati, e, lugatte huvel matlub. E, evet, o e, matlub ikbalehu mutlakan. Yani mutlak olarak yönelmeyi Iste yönelmesi istenilendir. Yönelmesi istenilen. Ve fi ıstılahin nuhati, nuhat ne? Nahivciler yani gramerciler, dil bilimciler. Onların ıstılahında yani onların kullanımında ise el matlub ikbaluhu bi ya ev ihda ehevatiha. Ya edatı veya o edatın kardeşlerinden biriyle yönelmesi istenilendir. Ve ehevatu ya Nedir onlar? El hemzetu mesela -zeydun, E Zeydun mesela ey ey Zeyd. Ey Zeyd ekbel gibi. ve ey İbrahim e, e, evet ey İbrahim tefhem mesela. Ey ey İbrahim tefhem. Şurada ey'i ey de mesela şuraya getirelim. E, ve e, ya eya. Eyya, eyya e, mesela örnek. Eyya e, şecer şecer el habur maleke murigan ke enneke lem te, tecze alebni tarif. Evet yani burada bir şiir vermiş. O yüzden bunu aşağıya almış. Biz de aşağıya alalım. Şöyle tekrar. Evet. Ve heya nehu heya Muhammed ta'al. Mesela heya. Sümmel münada ala khamseti enva. E sonra münada 5 e, çeşittir diyor. Ve bunları şimdi ele alacak. Birincisi el müfredül alem. Özel isim ve müfret olan. El müfredul alem. Özel isim ve müfret. Ee, burada şöyle bakalım. Ve katmada fi la. E, bölümünde yani bir önceki derslerde e, ne geçti? Tarifel müfret. Müfredin tarifi geçti. Yani buradaki müfretle kastedilen şey bir kişi değil. Bir kişi değil bir kelime. Bu kelime çoğul da olabilir tesniye de olabilir. Ve misaluhu mesela ya Muhammedu. Değil mi? Sonu ne olacak? Sonu şöyle tek harekeyle gelecek. Veya Fatıma tü. Ey Fatıma. Veya Muhammedani. Evet burada da bakın Muhammedani diye tesniye geldi. Ama biz buna yine burada ne diyoruz? Müfret diyoruz. Çünkü tek kelimedir. Yani mudaf değildir. Veya Fatımetani. Mesela iki Fatıma. Veya Muhammeduni. Ey Muhammedler. Veya Fatıma tü. Mesela ey Fatımalar gibi. İkincisi ennekretul maksude. Ennekretul maksude yani e, bizzat seslenilen nekire. Ve evet, hiyelleti yuksadu biha vahidun muayyenun. belirli bir kişi kastedilir. Mimma yasihut la kulafzıha aleyhi. Yani ona seslenmesi uygun olan bir kişi. Nahu ya zalimu. Ya zalimu ey zalim. Burada bizzat karşımızdaki birinden bahsediyoruz. Bu ne oldu? Nekire-i maksude oldu. Turidu vahiden bir aynihi bizzat bir kişiyi kastediyorsun diyor. Üçüncüsü en nekire gayrul maksude. Evet. E, burada da nekire ama karşımızda olmayan bir nekire. Ve hiye elleti yuksadu bihe vahidun gayr, e, evet, gayru muayyen. Belirsiz bir kişi kastediliyor. Mesela vaizin şöyle demesi gibi. Ya gafilen tenebbeh. Ey gafil tenebbeh kendine gel. Evet bakın nasıl okuyoruz nekireyi maksudede. Ya zalimu. Aynı yukarıdaki özelisinde olduğu gibi. Ya Muhammedu. Ötreli okuyoruz tek harekeli. Nekireyi gayrı maksudede ise bakın mansup okuyoruz. Ya gafilen. Fe innehu la yuridu vahiden muayyenen. Çünkü vaiz belirli bir kişiyi kastetmiyor. Bel yuridu küllemen men aleyhi lafzu gafil. Yani gafil lafzı kullanılacak herkesi kastediyor. Dolayısıyla bu nekireyi gayri maksude oluyor. Mansup geliyor. E, dördüncüsü el mudafu. Evet mudaf olan münada. E, bu da ya talibel ilmi. Ey ilim talebeden. Ya talibel ilmi. Ya Resulallah mesela. Değil mi? Burada ilk kısım ne oluyor? Mudaf olduğu için mansup geliyor. Beşincisi ise eşşebi bil mudaf. Mudaf benzeri. Yani mudafa benzeyen demek. Bu ise e, nedir? Ve huve bihi şeyun min temami manahu. Manasını tamamlayan bir şeyin bitişmesidir. Sevaun ekanel muttasılu bihi merfu'an bihi. İster onunla merfu olsun. Mesela ya Muhammed ya hamiden fi'luhu. Ey fiili övülmüş kimse. Ya hamiden fi'luhu. Mesela, mesela burada bakın fi'luhu diye. Burası merfu geldi. Ee, evet manası mudafa benziyor. Mudaf mudafun ilahi. Emkane mansuben bihi veya onunla mansub olsun. Nehu ya hafıdan dersehu. Ey dersini ezberleyen kişi. Emkane mecruren bi harfi cel, ister harfi cerle Mecrur olsun yetaallaku bihi mesela onunla alakalı olarak ya muhibben lil hayri ey hayrı seven kişi. Evet bunlarda da bakın ne geliyor? Mansup geliyor. E, dedik ve e, şöyle aşağıya baktık. Şuraya şöyle getirdik. Kale dedi ki fe emmel müfredul alem ve nekretul maksude et yani özel isim ve nekire-i maksude yani ale dammi min gayri tenvinin. Tenvinsiz olarak damme üzere mebni kılınırlar. Mesela ya zeydu, ya zeydu bu damme üzere mebnidir, mahallen mansuptur. Ya raculu bu da nekire-i maksude, yani karşımızdaki nekire. Ya racülü. Ee, ve selasetül bakiye, diğerleri ise mansubetun la gayru. Onlar da mansub olurlar. Yani o nekireyi mesela gayrı maksude, veya mudaf veya mudaf benzeri. Ve ekulu, evet ben de derim ki, ida كَانَ münâda müfreden Münada müfret olduğunda, ev nekireten maksudeten veya nekireyi maksude olduğunda fe innehu yubna ala ma yurfe'u bihi. Ref olunduğu şeyle mebni kılınır. Yani ref olunduğu şey üzere. Fe inkâne yurfe'u bid dammeti, damme üzere merfu ise fe innehu yubna ala dammeti, damme üzere mebni olur. Ya Muhammedu, ya Fatumatu, ya Raculu, ya Fatumatu. Ve inkâne yurfavu, u e, evet bil elifi, eğer e, elif ile merfu olmuş ise, e, niyabetin aniddan damme dammenin yerine, ve dalikel müsenna. ki bu da tesniyedir, fe innehu yubna alel elifi, elif üzere mebni demektir. Ya Muhammedani, elif üzere mebni oluyor bakın. Ya Fatımetani gibi. Ve in kana yurfa'u bil vavi niyabeten ani dammeti. Evet, eh, dammenin yerine vav ile merfu olmuşsa ki ve ki cem muzekker salim. Bu da cem muzekker salimdir. Fe innehu yubna alel vavi. Vav vâb üzere mebni kılınır ya Muhammedune şeklinde. Ve iza kana munada nekireten gayr maksude. Eğer münada nekire ve gayr maksude ise ev mudafen veya mudaf ise ev şebihen bil mudafi veya mudaf benzeri ise fe innehu yunsabu bil fethati fetha ile mansub kılınır ev mana be anha veya onun yerine gelen başka bir ifade nehu cahilen mesela burada nekireyi gayru maksudedir ey cahil teallem öğren ya kesulen ey tembel ebbil ala ma sana fayda veren şeye yönel ve nehu ya ragibel mecdi ey şeref arayan ey emellehu onun için çalış ya muhibber rifa, ey yücelmeyi seven, sabir ale sa'i. Evet, çalışmada sebat et. Ve nahu ya ragiben fis e, sudut la tadjar minel amel. Evet, ey yükselmeyi isteyen, e, işten bıkma mesela. Ya e, harisen alel hayri istekim. Ey hayır, hayırda hırslı olan istikamet et gibi. Bakın bunlar mudaf benzeri, bu da mu ya muhibbe, bu da mudaf benzeri, ya ragibe, bu da mudaf benzeri, ya kesu, e, kesule, e, ya ragib mecdi, bu mudaf doğru da mudaf tabi, mudaf benzeri değil de mudaf diyeceğiz. Ya kesulen, bu ne oluyor, nekireyi, maksud oluyor. Bunların hepsi mansup geliyor. Es ile diyecek sorular ve bu sorularda konuyu ne yapacak daha pekiştirecek, biz de okumaya inşallah devam edeceğiz buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.